Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler ne diyorlar? Biz seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz diyorlar. Biz göndermeyeceğiz. Biz göndermeyeceğiz. Biz dedi Ensar'ın ne olduğunu biliyoruz. Suriyeliler kalacak dedi. Göndermeyeceğiz. Ne düşünüyorsun? Gitsin istiyoruz. Gerçekten gitsin istiyoruz. Peki Erdoğan kalacak diyor. Erdoğan iktidara devam ederse Suriyeliler kalacak demektir. Her şey şey yapıyorlar yani. Hiç kimse istemiyor yani. Kimse. Hiç yani bütün bir şeyler olsun, Türkler olsun istemiyor. Erdoğan göndersin. Şey söylemedi, söylemez Erdoğan kesinlikle. Sen de yaptık daha önce. Hayır doğru. Hayır, yani doğru. Bak, kesinlikle. Yanlış yapıyor gönderdiğim. Evet. Açıklamasın. Hayır öyle bir şey söylemedi. Söylemedi. Haber, öyle bir şey söylemedi. Hayır. Lütfen Tayyip Erdoğan'la fazla oynamayın. Bu ülkenin geleceğinde oynamayın. Nasıl bu ülkenin geleceğiyle dayanamam? O, evet. O nasıl olacak abi? Burası yağ ülkesi değil. Burası patates ülkesi değil. Soğan ülkesi değil burası. Biz bayrak için yaşıyoruz burada. Bu vatan için yaşıyoruz. Bak Ukrayna ne haline geldi? Suriye ne haline geldi? Vatan veya bayrak değil ki. Yaşıyorsan bayrakları neye indiriyorsunuz? Kim indiriyor bayrağı? AKP indiriyor. Nerede indiriyor? Toplantılarda nerede indirdi abi? Nerede indirdi? İspat et bana. TC tabelası TC'yi kaldırdı. Andımızı neye kaldırdınız? Neye kaldırdın andımızı? Andımız kaldırmadı. Ermeni'nin yazdığıydı o. Onu bir Ermeni yazdı. Şu sahne andı, hoş mu? Andı bir Ermeni yazdı. Ha, şu sahne hoş mu? Yani Türkiye'yi kaldırmayın. Birlikte yanıma kardeşim. Ben Tayyipçi değilim. Ben Türkiye'ciyim. Vatancıyım, tamam. Bayrakçıyım ben. Ne battı? Battı. Ne kaldı? Erde hiçbir şey kalmadı. Neyi battı Türkiye'nin ya? Batırdılar. Türkiye'nin neyi battı? Batırdılar kardeşim. Neyi var? Her şey, hiçbir şey yok. La paşa gibi herkes hiçbir şey kalmadı Türkiye'de. Ya bırakın bu işleri ya. Suriyeliler gitsin. Gitsin kalmasın ya. Herkes ülkesinde yaşasın yani. Erdoğan da diyor ki göndermeyeceğiz. Biz Ensar'ın ne olduğunu biliyoruz diyor. Neden göndermeyecek? Oy toplamak için göndermeyecek. Ha. Şu anda 8 milyon herhalde değil mi? 7,5-8 falan. 7,5-8 milyon. Ayrı resmi rakamlar. Ha, tamam 8 milyon Suriyelinin oyunu alabilmek için. Ama hepsi vatandaş değil ki bunlardan. Yapacaklar, vatandaş yapacaklar. Seçime kadar hepsi vatandaş olacak. Az önceki dayı dedi ya vatan bayrak diye. Ben o dayıya söylüyorum. Vatan bayrak sadece bir dilde olmuyor abi. Vatan bayrak hani ülkesinden şu an beğenmediğimiz Ukrayna kadınları bile savaşta. Ama Suriyeliler ne yaptı? Savaştan kaçtı. Peki muhalefet haklı mı? Muhalefet bu söyleminde. Peki iktidar olabilir mi muhalefet bunun üzerine? İktidar olacak olur. Zaten. Ha? Olacak olur. Zaten. Olur. Olur. Çünkü ya artık milletin burasına gelmiş. Yani yazık günah ya. Dediğin gibi arkadaşın dediği gibi Allah Muhammed diyorlar. Ondan sonra ceplerini dolduruyorlar ya. Böyle Müslümanlık olmaz abi. Böyle Müslümanlık olmaz ya. Bunlar... 136 lira. Mısır özü ya. İkinciye gittim. Bir hafta sonra sordum 200 lira. Borcu olmayan var mıdır? Sonra ekonomiden bahsedeyim. Bırakın ya. Bak, ya herkesin ya. Borcu var burada. Benim de borcum var. Abi Suriyelilerin Türkiye'de olması etkilemiyor mu? Ondan etkiliyor tabii. Tamam, onu soruyoruz zaten. Tamam gerek yok. Gelse de onların bütçesini biz ödüyoruz. Tayyip Erdoğan bugün boş kabadayılık yapıyor. Getirdin sen o zaman şeyde hangi seçimde? Dedi ki seçimden sonra göndereceğim. Niye göndermedi? Niye göndermedi? Vatandaşı kandırmak nasıl gönderecekler? 8 milyon hatta 9 milyon olduğu söyleniyor. Nasıl gönderecek? 8 milyon nüfusu var. Suriyeli var. Git çarşambaya hep Suriyeli ya. Gece Türk vatandaşı. Bir tane Türk vatandaşı orada kalmış mı? Kadar yatıyorlar. Ama Erdoğan diyor ki biz göndermeyeceğiz diyor iktidar olursak. Tamam, göndermezse de besleyecek o zaman. Peki bizim halkımız ne olacak? Sen de sürüneceğim. Benim halkım da sürünecek işte. Siz sürünün ben onları beslerim diye adam. 10 kişiden 4-5 kişi dedi benim vatandaşım dedi resmen. Salmayacağım diyor. Gidecek diye düşünmeyin. Keşke gitseler. Bak ben emekliyim emekli. Alo ben emekliyim kardeşim bak 10 liraya cigara içiyorum 10 liraya. Emekliyim ben ev geçindireceğim he. Kendi devletçisin savaşmayanın benim devletime ne faydası oldu? 20 yaşını geçmiş 30 yaş 50 Ukrayna çıkartmıyor. 65 yaş altını çıkartmıyor. 18 yaş üstünü çıkartmıyor dışarı. Niye çıkartmıyor? Erdoğan'ın duydunuz mu ya soruyu? Ben 20 senedir oy veriyorum ona. Ben ama solcuyum. Sosyal demokratım ben. Ama niye karşısında adam olmadığı için veriyorum ben bu oyları. Göndereceğim diyor. Gönderemeyecek. Niye? Onlara bel bağladı çünkü. Benden hayır yok ona. Muhalefet biz iktidar olursa göndereceğiz diyor. Gönderecek.
Muhalefet gönderecek. Olabilir mi iktidar muhalefet? Bu değişecek zaten. Bu ceket tersten çıkacak, bu ceket çıkacak. Bu ceket bu seçimde çıkacak. Ama çıplak kalacak ama çıkacak. Bu gidecek. Kendisi de bugün gitmek için türlü türlü siyaset yapıyor. Dokunmayın bana diye ben hemen gideyim. Bunu uyansınlar artık. Ama kusura bakma 20 senenin de bir hesabı sorulacak. Sorulacak kardeşim, 20 senenin hesabı sorulacak. Ben köylüyüm arkadaş, köylüyüm, köylü. Ben ekmiyorum ya. Ekmiyorum ben. Zengin yatında gezecek 2 lira mozada. Ben 20 lira mozada tarlaya gireceğim ha. Giremiyorum kardeşim, tarlaya giremiyorum ben. Tarla beni atıyor. Orada hayvanlar beni atıyor. Abi onu da diyorlar ki Amerikan yapıyor. Ya, Amerikan ne Amerikan yapacak canım? Amerikan doyuramaz. Benim ben dış güçler diyor, dış güçler. Ne dış güçleri? Benim benden başka kimsem var mı ya? He? Benden başka kimsem kim müdahale edebilir? Senin evine ben müdahale edebilir miyim? Benim evime kim müdahale eder? Ben babayım ya. Evimin sorunu benim. Devletin sorunu devlettir. Dışarısı beni ilgilendirmez. Ben bugün yatıyorum kalkıyorum. Ya maaşımı alıyorum arkadaşım. Maaşımı alayım eve gidemiyorum ben ya. 35 sene çalışmışım. Emekli olmuşum. Maaşımı alıp eve gidemiyorum ya. Emekli maaşı aldım. Aha kaldı 50 lira. Bende daha çok para var. Vatandaşa. Ben ne yapayım şimdi? Elimizden geldiği kadar yaptık. Ama biraz misafirliği geçtiler mi? Evet yani misafirliği geçtiler. Bundan sonra artık normalleşmesi lazım bu iş. Eğer bu şekilde olmuyorsa demek ki bunun kafasının arkasında başka şeyler var. Yani bu planların, projelerin arkasında. Ne olabilir, ne plan olabilir? Yani bu şeyi bozar. Türkiye Cumhuriyeti'nin demografik yapısını bozar yani. Dolayısıyla ileriki yıllarda bunlar da problem olur yani. Türkiye'nin at tabakası nerede? Kendi ülkemizde mülteci olduk. Kiralar zıpladı. Biz neredeyiz? Kendi gariban fakir halkı nerede? Böyle bir adalet var mı bu ya? Bizim Türkiye'mizi mülteci ülkesi yaptın. Vatan hainleri hepsi savaştan kaçıyorlar. Ama bir dakika Erdoğan dedi ki göndermeyeceğiz dedi. Biz Ensar'ın ne olduğunu biliyoruz dedi. Ya onların keyfi yerinde, biz ölüyoruz. Bizim kendi halkımız gariban nerede? Perişan durumda ya. Herkesin perişan durumda ya. Kira vereyim aç millet ya. 300-400 milyon kaymakamlıktan yardımla ne olacak bu işler? Bizim hayatımızı mahvetti. Adamlar ucuzda çalışıyor. Bizi iş kalmadı. Haklı mı? Efendim göndereceğiz dedi muhalefet mesela. Doğru söylüyorlar. Doğru, gitsinler başımızdan kardeşim. Bizim biz ekemiyoruz. Bizim topraklarda adam biksen adam büyür adam. Bizim toprağımızda çiftçimize destek vermiyor Afrika'ya. Hayırdır kardeşim, ne işin var Afrika'da? Afrika'dan ticaret yapana kadar, gelene kadar kendi çiftçine yap. Sen kendi gariban insanına bakmazsan, bizim öğrenciler okuyamıyor, insanlar okuyamıyor, geçinemiyor, çocuğuna harçlık veremiyor. Böyle bir dünya mı var ya? Biz bu devletin çocuklarıyız ya. Bedel ödedik biz bu ülkeye ya. Onlar hiçbir bedel ödemeden ülke. Misafirse misafiri baş üstümüze. Ama bu kadar da olmaz ki. Değil mi? Bak Ukrayna'da tebrik ediyorum. Kadınlar gidiyor, erkekler savaşıyor orada. Görüyor musun bak? Ne kadar güzel. Bu neler ne yapıyor burada? Bizim karılarımızı, kızlarımızı taciz ediyorlar. Bir oyun varsa, bir komplo varsa en büyük maşa Erdoğan'dır. Bana göre öyle baktığınız zaman. Erdoğan geldi, Ecevit'i düşürdüler. Ecevit'in zamanında batıyorduk diyorlardı. Yaz arkası atıldığında dolar ya 1.60'dan 1.80'e çıktı ya 1.40'dan 1.60'a çıktı. Yani bir 20 kuruş, bir 30 kuruş bir oynama oldu. Şu an dolar kaç para? Mazot kaç para? Çaldıkları paraları getirsinler ya. Nereye gitti bu kadar gemi paralar, nerede ya? Bu gemi paralar nerede kardeşim? Dünyayı götürdünüz. Bizden mi çıkartıyorsunuz paralarınızı? Avrupa'da mahalle satın alıyorsunuz. Biz mi vereceğiz çaldığınız paralarınızı? Lüks hayatlarınızı? Biz mi vereceğiz? Öbür oğlu nerede? Hiç gören var mı televizyonda vesaire? Nerede bu çocuk? Amerika'da bildiğim kadarıyla. Hiç, tamam, benim işte babam cumhurbaşkanı olacak. Balkonlara çıkacak, sülalecek. Bir gelir görürüm yani. Bu ülkenin cumhurbaşkanı. Benim babam dedim, gösterirken. Nerede bu çocuk? Kılıçdaroğlu'nun oğlu var biliyorsun. Biliyorum. Kerem galiba ismi. Yaptı. Gitti askerliğini yaptı. Erdoğan'ın çocukları. Ya şimdi... Abi deneyeceğiz. Kılıçdaroğlu'na döneceğiz hepsini. Gelecekler. Onlar da eğer bize... Bu devlete bu hainlik yaparsa onlar da gider. Ya onlar vatanseverse ben en büyük vatan hainiyim, tamam mı? Onlar da adaletli, harbi adaleti sahip başımızdan inmezler. Yani herkes Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti bedel ödeyen insanlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Kürt'ü de Türk, Kürt sorununda bir şey yok. Biz hepimiz kardeşiz. İktidar bu halkın durumunu düşünüyor mu? Senin bu söylediklerini dert ediyor mu? Nerede düşünecek baba? Hep dümen, işte hep dümen tezgah. Kasımpaşalı değil mi biliyorum? Kurnazlar. Yani ben hakaret de etmiyorum ama kardeşim dümen yapmayın bu devlet halka. Bu millete dümen yapmayın, tezgah yapmayın. Herkes uyanık.
bunlar yaptı. Bunlar. Gel abi, gel burada konuş, burada. İktidar, orada konuşma, gel. İktidar bizim durumumuzu düşünse dün 90 yaşında doktoru tekmeyle vurup da adamı yaratmazlardı. Evet. 90 yaşında doktor. Dümenci tezgahçı olduğu nereden belli? Doktorlara gidin diyor, gidin diyor. Sonra merhaba, nasılsınız? İşte size iyileştirmiyor. Ne dümen yani yapmayın insanlara. Profesör doktora gidecek dümen de yapmayın. Ben asistanlar mı ameliyat yapacak? Asistan doktor ne bilecek de ben ameliyat yapacak? Bak yani cemaat o Abdullah Gülen. Gülen'in önünde el pençe duruyorlar. Gülen'in önünde boy boy fotoğrafları var. Hala o adamı get, o adamı yargılaması lazımken. Savunmuyorum. Bak o kız, bak. Bir tane milletvekili kadın vardı. PKK fotoğrafı silahla çekildi diye görevinden hani görev milletvekilliği düşürüldü. Peki onların da FETÖ'lerle fotoğrafları var. Oturmuşluğu, konuşmuşluğu var. Ben PKK'yı savunmuyorum burada. Madem adalet var, sen de orada Maliye Bakanı FETÖ'yle fotoğrafın var. Sen de teröristsin. Sen benim hakkımı çalıyorsan sen de PKK'dan farkı yok. PKK silah baskıyla kafana dayıp alıyor. Sen resmi çalıyorsun. Sen de o zaman FETÖ'yle fotoğrafın var. Bu ülkeye ihanet ettiniz. Siz de PKK'sınız. Sizin de görevden alacaksınız. O zaman siz APO'yu getirdiğinde PKK diye bir şey kalmamıştı. Bitmişti. Anladın mı? Ben HDP'ye PKK... Tabii PKK bir örgüttür. Ha, ben demek istediğim şurada. O kadın belki nişanlısıymış. PKK. Ben hırsızım mesela. Bu benim bir tane ailem var. Soruyu sorayım. Abi, böyle. Erdoğan Suriyelilerle ilgili bir açıklama yaptı. Daha doğrusu muhalefete yönelik bir açıklama yaptı. Dedi ki biz iktidarda kalmaya devam edersek Suriyelileri göndermeyeceğiz. Muhalefetle biz iktidar olursak Suriyelileri göndereceğiz demişti. Ensarız demişti. Kim doğru söylüyor? Ensarı mensarı bunlar bilmiyorlar. Bunlar bizi kandırıyorlar. Ensardan mensardan bizim hiçbir işimiz yok. Bunlar bizi kandırıyorlar. Ensar mensar biz bilmeyiz. Bu adamlar 10 seneden beri bu memleketin ekmeğini yediler, suyunu içtiler. Artık yeter, bu saatten sonra herkes evli evine, köylü köyüne. Gitsin memleketini savunsunlar. Bak millet memleketini savunuyor. Bak Ukraynalılar memleketini savunuyor. Yahudi dersiniz, yavur dersiniz, bilmem Hristiyan dersiniz. Ama adam memleketini satmıyor. Bunlar burada memleketini sattı, geldiler. Burada demin arkadaşın dediği gibi karılara kızlara sarkıyorlar. Bak ben Gaziantep'liyim. Bizim memlekette kaç tane ev sahibini öldürdüler. Üyelerin dışında kendi halkımız aç, işsiz. Yani çok zor durumda. Önce onlara bir bakalım. Sonra Suriyelilere sahip çıkalım. Kendi vatandaşımıza sağlanan imkanlar yani onlara çok daha fazlası sağlanıyor. Biz ikinci sınıf vatandaş olduk Suriyelilerin yanında. Zaten hele buralar Suriye memleketi olmuş yani. Peki her taraf muhalefet iktidar olabilir mi? İktidar olursa bu Suriyelileri gönderebilir mi? Vallahi ne diyelim yani işimiz zor. Yani ben istiyorum gitmesini Suriyelilerin. Gerçekten çok istiyorum. Abi bence gitsinler. Herkes kendi vatanında yaşasın. Herkes savaştan kaçıyor ama kimse ülkesini savunmuyor. Yani şimdi ben mesela buradan yukarı çıktığım zaman buradan yukarısı zaten Suriye. Çarşamba'da Türk dükkanlarından çok Suriyeli dükkanı var. Oraya girdiğimiz zaman kimliği belirsiz insanlar tarafından zarar görüyoruz. O oluyor. Yarın bir gün başımıza bir şey gelse kim buraya gideceğiz yani. Kimin yaptığını da bilmiyoruz. Bence herkes kendi ülkesine dönsün. Herkes yerinde güzel. Anladım. Oy kullanacak mısın seçimlerde? Bu oyu kullanacağım abi. Bu ilk seçim 2023'te. Aynen. Ne düşünüyorsun peki? MHP veririz abi. Oğlum MHP zaten iktidarla beraber. Abi ben boşa atarım o zaman. Yine iktidara yarıyor. Değil mi?